Merhaba. The Circle'da harika bir etkinlik serisi daha başladı. Bu etkinlik serisi eğlenceli ve keyifli olmaktan daha öte çok anlamlı ve dikkat çekmek istediğimiz, farkındalık yaratmak üzere bir etkinlik. Sürdürülebilir Tasarım Günleri etkinliği. Sürdürülebilir tasarım nedir? Önce ondan bahsedeyim. Bir takım ürünler üretiyoruz ve tüketiyoruz. Her birinin sonunda mutlaka o ürün bir çöp atık haline geliyor. Bizim yapmaya çalıştığımız şey atıkları minimumda tutup var olan atıklarla belki onu dönüştürerek bir şey, ileri dönüştürerek bir şey yapmak veyahut atıkların tekrar ham maddesine dönüp tekrar geri dönüştürerek ürün olabilmesini sağlamak. Bunu yaparak doğaya daha duyarlı, çevreye saygılı ve uyumlu ürünler tasarlayabiliriz. Bu konuyu prensip edinmiş bir takım tasarımcı ve sanatçıları bir araya topladık. Burada da onlarla ilgili bir sergi oluşturduk. Hadi gelin beraber gezelim. İlk sanatçımız Defne Sanman. Defne bir seramik sanatçısı. Zaten seramik kendi içerisinde geri dönüştürülebilir, yani kilden, doğal malzemeden yapılan bir ürün. Ama Defne aynı zamanda kullandığı kağıtları dönüştürerek onlardan tekrar hamur yapıp tekrar kağıt yapıyor ve onları da bu şekilde eserlere, artworklere dönüştürüyor. Tabii ki onun kendi çizgisini ve sanatsal yorumunu ayrıca izlemenizi isterim. Esin Sezer Kalender. Esin bir iç mimar. Çok keyifli projelere imza atıyor ama onun bir tutkusu var. Çizmeden, karalamadan gün geçirmiyor. Çizdiği şey de nedir? Manolya yapraklarını topluyor. Zaman zaman çınar ağacı yapraklarını topluyor. Ve onların üzerine desenler çalışıyor. Ve bayılıyorum ben onun yaptığı işlere. Daha önce burada The Circle'da bir workshop yapmıştık. Ben de denedim ve çok çok keyif aldım. Burada hem onları çerçevelediği ürünlerini görüyoruz hem de bir saniye. Boyadığı yaprakları epoksi ile sertleştiriyor ve bu şekilde bir broşa dönüştürebiliyoruz. Save the Flowers. Bunu belki sosyal medyada karşınıza çıkmış olabilir. Gülnar Ocak'tan diye bir mimar arkadaşımız yapıyor. Yine doğadan topladığı bir takım örnekleri çok güzel style edip, çok güzel bir araya getirip çerçeveliyor ve duvara asılabilir hale getiriyor. Gerçekten birbirinden güzel doğal örnekler var burada. Eğer ilginizi çekiyorsa Instagram'dan bulabilirsiniz Save the Flowers olarak. Yiğit Yazıcı. Yiğit bir ressam aslında. Şu renkleri gördüğünüz zaman genelde onu hatırlarsınız, anımsarsınız. Çünkü neon renkleri kullanmayı tercih ediyor resimlerinde. Buradaki eserlerinde daha yine böyle atık malzemeden, mesela plastik bardaklardan yaptığı birkaç tane eseri var. Veya bunun içerisinde şu an belki detay görüyor musunuz bilmiyorum ama atık, işte harfler kesilmiş, daha önce bir şeyin içinden çıkmış harfler var. Onları katmanlar halinde kullanıyor ve çok başarılı. Renkleri rengarenk, neşeli bir şekilde bize sunuyor. Efendim, burada bu işin duayeni var. Gerçekten Gülnur Özdağlar, markası Tertium Non Data. Bu işte çok eskiden beri, çok uzun yıllardır bu işe emek vermiş, pet şişeleri dönüştürüyor. Yani ben evde bunu denedim. Pet şişeyi ısıtıp, çeşitli materyallerle ısıtıp şekil vermeyi denedim. Evet, şekil alan bir malzeme ama bunu bu kadar kibar, bu kadar hoş,
gerçekten bir araya getiren bence en başarılı tasarımcılardan bir tanesi. Bunun yine bir örneğini göstermek istiyorum. Bir başka örnek daha göstereyim. Bir tane daha göstereceğim. Doyamıyorum Gülnur'un işlerine. Bu da şu boruyu görüyorsunuz değil mi? Serin borusu aslında. Ucundakilerde pet şişe. Aslında bir şey tasarlamak için çok fazla bir materyale, malzemeye ihtiyacımız yok. Evimizde var olan atık zannettiğimiz şeyleri dönüştürüp bambaşka bir şey elde edebiliyoruz. Hem de çok şık olabiliyoruz. Gülnur'un gelin çiçeği bile var. Yani öyle söyleyeyim. O kadar severek takip ettiğim bir tasarımcı ki mutlaka girip bakın diyorum. Beril Taşoğlu. Beril Taşoğlu Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi. Çok tatlı, çok genç bir tasarımcı. Kullanılmış kağıtları dönüştürerek yeniden kağıt yapıyor. Aynı zamanda doğal kumaşları, bu Amerikan bezi dediğimiz en doğal haliyle kumaşları çeşitli materyallerle boyuyor. Ama bu materyaller mesela işte limon, tarçın falan gibi böyle evimizde rahatlıkla bulabileceğimiz materyaller. Ve onlardan küçük ve bir boy büyük hatta şeyleri var. Böyle çeşitli versiyonları olan çanta yapabiliyor, bohça yapabiliyor veyahut buna ne denir ya? şu şey, boyuna dolanan şey. Fular. Fular yapabiliyor. Aslı Jackson, moda tasarımcısı. Londra'da okumuş ve o yıllarda aslında Londra'da bir kanser araştırma derneğinin öncülüğünde bir sürdürülebilir tasarım etkinliğinin bir parçası olmuş. O yıllardan beri sürdürülebilir tasarımla ilgisini sürdürüyor. Ne yapıyor? Mesela Gardrop Surgery diye bir projesi var. O projede gelip sizin gardrobunuzu boşaltıyor. İçinden sizin giymediğiniz, eskisi kadar sevmediğiniz ürünlerinizi kesip biçip birbirine ekleyip bambaşka şeyler çıkarıyor. Mesela bunlar. Bilin bakalım neden yapılmış? Eski kravatlardan, yastıklar, eski şapkalardan çeşitli... Bir dakika şunu takmam lazım, çok seviyorum. Şöyle. Hop. Eski fötr şapkalardan çok daha farklı yorumlar yapabiliyor. Bu arada biz burada... Aslı'nın öncülüğünde, Aslı Jackson'ın öncülüğünde ve Children First World diye bir komitenin, yeni bir çocuk komitesi kuruldu Türkiye'de. Canay Atalay'ın ve Meir Benezra'nın öncülüğünde. Onlar ne yapmaya çalışıyor? Tasarım süreçlerinde tüm dünya ile ilgili önemli kararlarda çocukların fikirlerini alan çocuk komiteleri kuruyorlar. Çocuklarla birlikte tasarım yapıyorlar. Bir takım manifestoları var. Bir takım çok güzel öğretileri var. O öğretilerle Aslı Jackson'ın moda anlayışı, tasarım anlayışı bir araya geldi. Burada müthiş bir atölye yaptık. Göreceksiniz biraz sonra onun detaylarını. Ve çok keyifli ürünler çıktı. Mesela bunu tasarlayan burada bir iki gömlekten bir elbise tasarladı çocuklar. İşte bu kışlık versiyonu. Kışlıkta bu kapalı, yakası bu şekilde. Bir de yazlık versiyonu var. Yazlıkta da bu açık. Efendime söyleyeyim. Sırtı açık mesela yazlıkta. Kışlıkta bunu kapatıyoruz. Boğazlı gibi oluyor. Yazlıkta bunu arkaya bağlıyor ve buradan kollarını. Yani böyle tatlış tatlış şeyler yaptılar. Şimdi Deniz Turmepa ile beraber denizlerin temiz tutulması,
veyahut kirlenmiş denizlerin temizlenmesiyle ilgili projeler yürütüyorlar bir çocuk komitesi olarak. Müthiş keyifli, çok yakından takip ediyorum. Zaten benim çocuklarım da o komitenin bir parçası. Gurur duyarak söylüyorum. Aslı'nın çok harika bir kravat elbisesi var. Evde hiç giymediğiniz, kullanmadığınız kravatlarınızdan böyle bir elbise, bir yeleğin üzerine dikerek böyle bir elbise oluşturabilirsiniz. Bu da size bir ilham olsun evdeki şeyleri dönüştürmek için. Aynı şekilde yine bir ceketle bir hırkayı birleştirdiği, ay bunu giyeceğim galiba, bir saniye. Nilüfer Kozikoğlu aynı zamanda bu etkinliğin bir parçası oldu. Nilüfer hem bir konuşma yaptı bize, sürdürülebilirliğin daire mi, döngü mü dediği bir konuşması vardı. Burada çok keyifli geçti. Aynı zamanda onun Urban Atölye kapsamında yaptığı bir takım teraryumları, doğal ürünleriyle, betonla bir arada kullandığı doğal ürünleriyle aramızdaydı. Birnur Temel, Milkist markasının kurucusu, bize çok güzel bir doğal boyama atölyesi yaptı. Limon ve zerdeçaldan sarı rengi elde ettik. Ispanaktan yeşil rengi elde ettik ve pancardan tabii ki pembe diyelim ona, pembeyi elde ettik. Çok çok keyifli, hem çocukların hem büyüklerin katıldığı müthiş bir atölye oldu. Ve Pınar, Pınar Akkurt, Pınarita markasının kurucusu. O da sürdürülebilir tasarıma verdiği emeklerle yine çok iyi bildiğimiz birisi. Karaköy Lokantası'nın köşesindeki enstalasyonları bu sene, ya daha doğrusu bu ay 34.sü kurulmuş. Çok tatlı, çok rengarenk ürünlerle orada boy gösteriyor. Ve Karaköy Lokantası'na imza atıyor aslında bir sanat eseriyle. Böyle bu işlerle uğraşan çok 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 fazla insan olduğunu ben de bu süreçte gördüm. Ama galiba daha çok bir araya gelip daha çok bu işe değer vermeliyiz ki bizim gibi sürdürülebilir tasarım için uğraşan kişilerin sayısı artsın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki programımda görüşmek üzere. Beni lütfen YouTube'dan, Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.